Merhaba arkadaşlar, Elif'in dünyasına hoş geldiniz. Ben bugün sizlere böyle çok güzel, değişik, çok kolay, pratik bir patik yaptım. Bunu ben size yapım aşamalarını göstermek istiyorum, anlatmak istiyorum. Gayet kolay, örgüye yeni başlayan insanlar da yapabilir. Bilmiyorum, ben severek ördüm yine. Diğer videolarımda olduğu gibi, diğer ördüklerim gibi. Güzel, kolay, basit ve pratik. Bakın, sade haroşa örgüden oluşuyor. İsterseniz kenarına bu oya da koyabilirsiniz. Bakın, ön tarafı görüyor musunuz? Çok kolay. Hiç zorluğu yok. Bu da yan tarafından. Bakın, arkasının dikiş aşamaları. Dikilişi. Ve yine bu yan tarafından. Ben şimdi size bunu göstermek istiyorum. Bu haroşa tekniğiyle oluyor. Bu yalnız kenarlarını yaparken ekstradan son ilmeği değişik alıyorum. Düz olarak alıyorum. O yüzden böyle eğer örerseniz hiç oya yapmaya da gerek yok yani. Ama sizin zevkinize kalmış bir şey. Ben size bunun sayılarını vereyim. Ve ben size şu kenarlarının yapımını göstermek istiyorum. Bunu ben 52 ilmek başladım. 52 ilmek. Yalnız size ilk başta şişimi göstereyim. 3 numara şişli örüyorum. İpim de fazla kalın değil. Patik iplerinden. Bunun markası nedir bilmiyorum. Yurt dışında yaşadığım için ben. O yüzden markasının nedir bilmiyorum. Ben bunu 52 ilmek sadece 3 numaralı şişime ilmek attım. Ve ben bunu 50-49-50 sıra örülüyor. Sizin öreceğiniz ipin kalınlığına veya şişe göre değişir. Veya öreceğiniz elinizin örüş şekline göre. Burası sadece böyle katladığınız zaman kare olacak yani. Katladığınız zaman hiçbir yerde fazlalığı eksiği olmaması lazım. Görüyor musunuz? Gayet örülmesi de çok kolay, şık. Bu şekilde geldiği zaman şeyinizi, örgünüzü bitirirsiniz, kesersiniz. Ben size yalnız bu haroşanın nasıl yapıldığını tekrardan göstermek istiyorum. Ufak minyatür olarak. Ben mesela buraya 10 tane ilmek atayım. Bir ilmek atışlarım da böyle. Görüyor musunuz? 4 5 6 10 tane attım. Ve burayı bağlarsınız ki ikinci sırayı örerken açılmasın diye. Ben şöyle biraz fazla da sıkmak istemiyorum. Şişim ince olduğu için ilk ilmeği almak biraz zor oluyor. Ben şimdi size bunun yapış aşamalarını göstermek istiyorum. Bunu ilk başlarken örüyorum. Sonradan ilk ilmekleri örmüyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Böyle buradan alıyorum. İpimi böyle veriyorum. Alıyorum. Herkesin yapabileceği çok kolay, çok basit. Tam bu kış zamanı. Bak burayı sıkalmışım. Şimdi en son ilmeğe geldiğim zaman ipimi öne alıyorum. Burayı böyle örüyorum. Şimdi ikinci, üçüncü sıraları da örüyorum. Ondan sonra o kenarlardaki değişikliği fark edeceksiniz. Ben devamlı ilmeklerimi ilk başları boşalıyorum. Yine ikinci sırayı da. Ön yüzden ve arka yüzden ilmek alışlarım hep aynı. Görüyor musunuz? Son ilmeğime geldiğim zaman ipimi öne alıyorum. Evet. Ben size birkaç sıra öreyim. O zaman ne demek istediğimi, kenarları nasıl güzel
düz olduğunu siz de göreceksiniz. Bundan önce iki tane patik paylaşmıştım. Onlarda da gerçi gösterdim ben bunun nasıl olduğunu, kenarların nasıl düz gelmesi için yaptığım çalışmayı göstermiştim. Önden ve arkadan ilmek alışlarım aynı bu haroşa tekniğinde. Kenarları daima ön tarafa getiriyorum ipimi. Bu şekilde alıyorum. Bilmiyorum daha iki sırada belli olur mu da. İşte sonuç bu. Bu şekilde geliyor. Gayet muntazam düz oluyor. Bunun kenarlarına oya yapmak da gerekmeyebilir. Ben şimdi size bunun katlı dikiş aşamalarını göstermek istiyorum. Yalnız burası bu sağ ayağımız olduğu için bu tarafa geldiği için bunun katlaması ayrı. Bu sol ayağı yapacağım için bunun katlaması ayrı. Ben şimdi size onu da göstereceğim. Bu sol ayak için. Katlamamız böyle. Sağ ayağa geldiğimiz zaman da bu şekil katlıyoruz. Şimdi dikerken ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sağ ayağa geldiğim zaman bu şekilde katlıyoruz. Ve o zaman buradan itibaren bu tarafı dikiyoruz. Bu tarafı dikiyoruz. Şimdi buradan burayı dikeceğiz. Bir tarafta buradan bu tarafı, öbür tarafta da bu ön tarafa geldiği zaman oradan bu tarafı dikilecek yani. Sadece kaydırmacı olacak yani. Yine dikişleri falan aynı. Bunu orta buraya işaretledim. Buradan itibaren başa kadar ben bunu buradan itibaren ben başa kadar telleyeceğim. Ki şu ön tarafı yapabileyim. Şu ön tarafı yapabileyim. Burayı biraz da bol bırakayım ki. Şimdi bu ikisini burada da biraz bol bırakmıştım. Şu ikisini bağlayıp şimdi burayı büzüktüreceğim. Görüyor musunuz? Burası şimdi büzüldü. Böyle daha pratik oluyor. Burayı sağlamlaştırmak amaçlı. Bir sefer daha düğüm atıyorum. Sonradan bu işaretlerini çıkartıyorum ve burayı sağlamlaştırıyorum. Görüyor musunuz? Burayı sağlamlaştırırsanız giydiğiniz zaman burası açık olmaz. Burayı siz güzel sabitleştirirsiniz istediğiniz kadar. Bakın. Bu şekil. Bak hiçbir tane ortada açıklık yok. Ben şimdi burayı keseyim. Yalnız burada ipler kalıyor. Bunları sonradan ben tığla yürüttürüyorum içinden. Tertemiz bir iş çıkartıyorum. Evet, sonradan bu ortası bu şekil oldu. Sonradan burası yine tekrar ben size önü göstermek için çevirdim. Görüyor musunuz böyle?
arkası dikişli olan tarafta böyle. Ben şimdi bunu tersten alıyorum yine tekrardan. Burayı dikeceğim. Bu arka ortasını dikeceğim. Size nasıl kolay geliyorsa öyle dikin. Eğer sık iğne olarak dikerseniz veyahut da nasıl kolayınıza geliyorsa, nasıl dikişlerde kullanıyorsanız. Bazı arkadaşlar şöyle yapıyor, bu ikisini alıyor. Önden dikiyorlar. Öyle de olur. Ama benim kolayıma daha çok sık iğne olarak yapmak. Benim kolayıma daha öyle güzel geliyor yani. Girdiğim zaman da arkadan da rahatsız etmiyor. Çünkü yumuşak ipler olduğu için hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Ben şimdi bunları sonradan tabii yürüteceğim. Böyle iğne artı gibi dikiyorum ben. O zaman hiçbir şekilde aralarında açıklık da kalmıyor. Bu ortalarında. Şimdi daha açıklık dikemediğim için. Görüyor musunuz? Hiç açıklık yok. Öyle. Dikilecek. Yalnız bunu dikerken büzdürmemeye dikkat edin. Böyle buraları büzmesin. Dikişte sonra potluk olur. Böyle bu şekilde. Görüyor musunuz? Sonra ön tarafa getiriyoruz. Ve sonradan burayı bu tarafla birleştiriyoruz. Yalnız bunu birleştirmeden önce İlk başta ben burada oyasını yapıyorum. Ama dediğim gibi şu örnek kurulduğu için oya yapmayabilirsiniz de. Böyle de gayet düz duruyor. Benim yapmış olduğum oya. Bakın. Sık iğne üzerine 3 tane zincir çekip tekrardan aynı yere battım. Bu da güzel değişik bir hava verdi. İlk başta şunu ben bir alayım. İlk başta şu baştan başlıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Görüyor musunuz? Sonra da arada bir zincir çekin. İsterseniz çekmeyebilirsiniz de. Büzmesin diye ben çektim. Bir, iki, üç tane zincir çektim ve dibine battım. Bir tane zincir çektim.
ve battım. Tekrardan 3 zincir çekip dibine batıyorum. Örneği de bu şekil yani. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. 3 tane zincir çekip tekrardan. Görüyor musunuz? Oyası da bu şekil oluyor. Oyası da gayet kolay. Dediğim gibi. Ama şöyle de isterseniz bu örnekten yaparsanız yapmanıza gerek olmayabilir. Ben size bunun şimdi dikilişini göstermek istiyorum. Daha doğrusu anlatmak istiyorum. Bu oyayı buradan böyle başlayıp böyle sona kadar geleceksiniz. Ve buradan böyle başlanıp böyle gelerek bu tarafa bağlantıp burada bitireceksiniz. Sonradan burayı ayarlayıp, ayağınıza göre ayarlayıp, herkese böyle bir manken ayak olmayabilir. Böyle ayarladıktan sonra isterseniz ufak bir çiçek yapın, isterseniz böyle bir düğme dikin. Böyle düğme dikiyorum. Ve buradan böyle makara ipiyle içten böyle dikiyorum ki buralar açık olmasın. Buraya da bağlıyorum tekrardan. Ve o bağlantıyı yaptıktan sonra da tekrardan bunu çıkartıyorum. Bu sefer şuradan göstereyim. Buradan da dikiyorum. İçten de dikiyorum ki burası, bakın. İçten de dikiyorum ki giydiğiniz zaman ayağınız rahatsız olmasın yani. İki taraftan bağlantı yapıyorum. Dediğim gibi oyayı buradan böyle yapıp sona kadar geliyorum. Sonradan ayağımıza göre ayarlayıp buradan düğmesini dikiyorum. Ve şurayı ister kendi ipiyle dikin, ister görünmeyen iple dikersiniz. Bağlantı yapıyorum. Ve sonradan çevirerek tekrardan içten de dikiyorum. Yoksa burası açık kalır. Bu sefer ayağınız giyerken rahatsız olursunuz yani. Hoş olması için, güzel olması için böyle benim gösterdiğim şekilde yaparsanız daha güzel olur. Bu zaten 38-39 numara ayak için. Bu benim manken ayağı biraz ufak geliyor. Ona göre siz kendiniz ayağınızı ölçüp yalnız benim verdiğim sayılara bağlı kalmayın. Her ördüğünüz şeyi kendi bedeninize veya ayağınıza göre ölçerek ona göre uyarlayın. Çünkü herkesin örüş şekli veya ipi, şişi hepsi ayrı olduğu için en mantıklısı, en güzeli kendi önceki giymiş olduğunuz veyahut da örneklere, mesela patiklere veya kazaklara veya şapkalara göre ölçülerinizi yapın. Ona göre yapmanız daha sağlıklı olur. Görüyor musunuz? Çok şık, çok kolay, herkesin yapabileceği bir şey. Bilmiyorum, çok hoş. Ben severek gördüm. Buraya istediğiniz gibi kendi ipinden çiçek yapabilirsiniz. Veyahut da boncuk koyabilirsiniz. Ben böyle bir düğme seçtim. Şimdi ötekine de bir tane böyle düğmem var. Onu da dikeceğim. Ve ön tarafı da böyle. Bu da rahatsız etmiyor insan ayağını. Çok güzel ve hoş duruyor. Bilmiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim. Eğer abone olursanız da çok mutlu olurum. Memnun olurum. Diğer videolarımda inşallah İlisim Dünyası'nda görüşmek üzere diyorum. Diğer videolarımda görüşene dek hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.